Bağnazların kadınlara yönelttikleri iftiralar, kadının aklının ve dininin eksik olduğu iddiası. Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. Müslim, İman 34-132, İbn-i Mace, Fiten 19-4003 Allah ben onu mükemmel ve akıllı olarak yaratmıştım. Şimdi hafif akıllı yapacağım. O iğrenerek ve istemeyerek yüklü olacak yavrusunu zorlukla dünyaya getirecektir." dedi. Kur'an'ın hiçbir ayetinde kadınların akıl olarak erkeklerden daha zayıf olduğu ifadesi yoktur. Tam tersine pek çok ayette mümin kadınlar ve mümin erkekler hitabıyla Allah katında eşit sorumlu oldukları, yani benzer akıl ve vicdana sahip oldukları ifade edilmiştir. Dahası Sebe Melikesi örneğinde olduğu gibi kadın tam tersine önemli mevzular konusunda kararlar alan bir devlet yöneticisi olabilmektedir. Ayrıca bir insanı akıllı yapan farklı bir fiziki yapıya sahip olması değil, sahip olduğu Allah korkusu, Allah sevgisi, imanın derinliği ve vicdanıdır. Allah kadın veya erkek olsun her insanın vicdanına doğruyu mutlaka ilham eder. Dolayısıyla insanı akıllı ve dindar yapan kadın veya erkek olması değil, vicdanına vahiy edilene en mükemmel şekilde uyması ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış, furkan verir. Enfal suresi 29. ayetinde belirtildiği gibi Allah'tan korkmasıdır. Akıl için Kur'an'daki tek ölçü budur. Dolayısıyla bir insan sadece erkek olduğu için üstün olmadığı gibi kadın olduğu için de ne imanen ne de aklen eksik olamaz. Ama çok kez hatırlattığımız gibi bağnazların dini Kur'an'dan tamamen farklıdır ve iftiralarla doludur. Söz konusu mevzu hadislerle Allah'a yönelik bir iftirada bulunmaları bağnazların ne kadar ileri gittiklerini de gösterir. Kur'an'ın hiçbir yerinde şimdi hafif akıllı yapacağım, o iğrenerek ve istemeyerek yüklü olacak, yavrusunu zorlukla dünyaya getirecektir şeklinde bir ifade kuşkusuz ki yoktur. Şu durumda Allah'ın sözü olarak iddia edilen bu cümle nerededir? Allah'tan geldiği iddia edilen bu vahi Kur'an'da olmadığına göre nerededir? Ancak Bağnaz dininin en büyük fitnelerinden biri Allah adına yalan söylemeleri olduğundan bu korkunç iftiraya atabilmektedirler. Kadının hamileliği Kur'an'da kutsal sayılmış bir durumdur ve bu sebeple Kur'an'da anne de kutsal sayılmıştır. Yüce Rabbimizin bu konudaki ayeti şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana, anne ve babasına onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması iki yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnızca banadır. Lokman Suresi 14 biz insana anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun hamilelikte taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet güçlü erginlik çağına erip 40 yıla ulaşınca dedi ki: "Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et. Benim için soyumda salahı ver." Gerçekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım. Ahkaf suresi 15. Hz. Meryem Aleyhisselam Allah'ın isteği üzerine hamile kalmış, hamileliği boyunca tüm zorluklara sabretmiş ve gösterdiği bu sabır Allah'a bağlılığı nedeniyle tüm alemlerin kadınlarına üstün kılınmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani melekler Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti. Ali İmran Suresi 42 Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dost doğrudur. Maide Suresi 75 Bağnazlar, kadınlar hakkındaki hafif akıllı, iğrenerek ve istemeyerek yüklü gibi asılsız ithamlarla kendi ürkütücü zihniyetlerini sergilerken aynı zamanda Hz. Meryem aleyhisselama, sahabelere ve üstünlükleriyle övülen tüm diğer imanlı kadınlara da kendilerince hakaret etmektedirler. Bir hamileliğin zorlukla geçmesi ve çocuğun zorluklar içinde doğması bu dünya hayatının güçlüklerinden biridir ve sabır büyük güç ve irade gerektirir. Bu büyük zorluğa sabreden bir annenin Allah kendi katında çok büyük bir değere sahip olduğunu bildirmektedir. İşte bu yüzden Allah'a tevekkül ederek Allah sevgisi nedeniyle bütün bu zorluklara sabreden bir anne üstün bir varlıktır. Anneye verilen bu değer Kur'an'daki ahlak özelliklerinden biridir. Görüldüğü gibi Kur'an'da kadının erkeğe göre üstünlükleri de vardır. Dolayısıyla aklı ve imanı eksik benzetmesi bağnazların dinine ait bir iftiradır. Allah sorumluluk bakımından erkek ve kadına eşit bir şekilde hitap eder pek çok ayette aynı anda mümin erkek ve mümin kadınlara hitap ediyor olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu ayetlerden bir tanesi şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar Gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahsap suresi 35. Ayette de görüldüğü gibi Allah'tan korkmak, Allah'ı zikretmek, Allah'a sadık olmak, sabırlı olmak, sadaka vermek gibi Müslümanların temel vasıflarının hiçbirinde kadın erkek ayrımı yoktur. Kur'an'da kadınların mümin vasıflarından herhangi birine daha az sahip olduğuna dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Bir insan ister kadın olsun, ister erkek olsun gücünün en fazlasıyla Allah'tan korkmakla, derin bir aşkla Allah'ı sevmekle ve Allah'ın rızasının en fazlasını kazanmakla sorumludur. Kadının eğri olduğu iddiası Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kırılması da boşanmasıdır. Müslim Reda 64 Nesai Nikah 15 Ahmet bin Hammel 2.168 Kur'an'da insanın yaratılışı detaylı olarak bildirilmiştir ve şu şekilde tarif edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Mü'minun suresi 12 14. Hiçbir Kur'an ayetinde kadının kaburga kemiğinden yaratıldığını ve eğri olduğunu bildiren bir ifade bulunmaz. Bağnazların bu ifadelerinin aksine Yüce Rabbimiz kadını ve en güzel surette yarattığını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı. Sizi suretlendirdi. Suretinizi de en güzel bir biçim ve incelikte kıldı. Ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Mümin Suresi 64 Söz konusu mevzu hadiste geçen onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın ifadesinde de kadının hem görünüm hem de fikir yapısı anlamında eğriliklere sahip olduğu ve asla düzelmeyeceği yönünde çirkin bir atıf göze çarpar. Böyle bir ifade Kur'an'da geçmez. Gerçekten bu bir bağnazın kadına yönelik öfke dolu bakış açısının temelini gösterir. Kur'an'dan anladığımız eğitim ise şöyledir. Kadın olsun, erkek olsun elbette her insanın hataları, eksiklikleri, yanlışları olabilir. Kur'an'a göre bu yanlışlar güzel ve nezaketli bir dille öğüt verilerek, yanlış ve doğru gösterilerek, kişinin vicdanına hitap ederek düzeltilir. Hiç kimsenin başka bir insanı bu asla düzelmez diyerek bir kenara atma gibi bir hakkı yoktur. Bunu yapan ve kendisini müstani ve üstün gören bir insan ahirette bu düzelmez dediği insanın çok daha güzel bir konumda olduğunu görebilir kimin doğru yolda olduğunu yalnızca Allah bilir. Bağnazların kadının en baştan eksik, kusurlu olduğuna dair bir inançları sonradan da değişmelerinin mümkün olmadığı yanılgısıyla pekiştirilmiştir. Bu sebeple birçok mevzu hadiste kadınların arasında iyilerin sayıca çok az oldukları, çoğu kadının da cennete layık olmadığı gibi yanlış bilgiler vardır. Kadınları aşağılamak için uydurulmuş olan hadisler ve iddialar Kadınlar arasında iyi kadın 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Sahih Buhari. 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Sahih Buhari. Ey kadınlar topluluğu, sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm. Müslim, İman 34 132. İbn Mace, Fiten 19 4003 bağnazların oluşturdukları toplumlarda kadının neden ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilip aşağılandığını söz konusu mevzu hadisler gayet açık gösterir. Bunlar gibi mevzu hadislerin uydurulmasının ardından bir kısım İslam toplumları kadınları aşağılayan, küçük gören, onları evlere kapatan bağnaz ve korkunç toplumlar halini almışlardır. Kadınların ikinci sınıf görülmesi toplumların müthiş bir medeniyetsizliğe, kavrukluğa, zevksizliğe ve boşluğa sürüklemiştir. Bu bağnaz zihniyetin temsilcileri asla ilerleyememiş, gelişememişlerdir. Şu an Orta Doğu'daki pek çok ülke bu ürkütücü zihniyetin getirdiği kavrukluğun ve kalitesizliğin tam olarak içindedir. Oysa Kur'an'daki din son derece güzel, sade, kaliteli ve barışçıldır. Söz konusu bağnazlar cennetin en güzel süsü olan kadınlara dünyada da ahirette de Allah'ın büyük bir değer ve önem verdiğini bir türlü akıl erdirememişlerdir. En önemlisi de Kur'an'a hiç danışmamışlardır. Anlaşılabileceği gibi söz konusu mevzu hadislerde geçen ifadelerin hiçbiri Kur'an'da yoktur. Ahlak bozukluğu gösteren, kötülük yapan ve harama giden insanları Allah Kur'an'da detaylı olarak tarif etmiştir ve bu tariflerin hiçbirinde bu insanların özellikle kadınlar olduğuna dair bir izah geçmemektedir. Örneğin Allah Kur'an'da insanların büyük kısmının iman etmeyeceğini İman ettiğini söyleyenlerin büyük kısmının da şirk koştuklarını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, lam, mim, ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen hak'tır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Rad Suresi 1. Onların çoğu Allah'a iman etmezler ancak şirk katıp dururlar. Yusuf Suresi 106. Bir başka ayette ise Allah'ın insanlara öğüt alabilecekleri çok imkan yaratmasına rağmen insanların çoğunun gereken ibreti almadığı ve ahlak bozukluklarını devam ettirdikleri bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Furkan suresi 50. Görüldüğü gibi ne bu ayetlerde ne de Kur'an'ın diğer ayetlerinde ahlak ve tavır bozukluğu gösteren insanların bağnazların iddia ettiği gibi ağırlıklı olarak kadınlar olduğunu gösteren hiçbir ifade yoktur. Hiçbir ayette ahlaksızlık yapanlar cinsiyetlerine göre ayrılmamıştır. Hiçbir ayette kadınların daha ahlaksız olduğu ve cennete daha az sayıda kadının gireceği şeklinde bir bilgi de yoktur. Mevzu hadislerdeki bu bilgiler özellikle kadının düşmanlığını yaygınlaştırmak için kurgulanmış büyük bir sahtekarlıktır. Kur'an söz konusu sahte hadisleri kesin ve net açıklamalarla yalanlamaktadır. Kadınların dinin yaşanmasına engel oldukları iddiası. Kadınlar olmasaydı Allah'a hakkıyla ibadet edilirdi. Suyuti, Buhari, İbni Adi, Ebu Hatim, İbni Cevzi, Muhammed Nasuruddin İbn Hibban hadisi mevzu kabul ederler. Kadınlar olmasaydı erkekler cennete girerdi. İbn Arrak es-Sakafi hadisi kabul etmezler. Cami'us Sagir 2 113. İlk olarak şu önemli hususu tekrar hatırlatalım. Bu mevzu hadislerde anlatılan korkunç zihniyet hiçbir şekilde Kur'an'da yer almaz. Okuduğumuz mevzu hadislerdeki açıklamalara gelince imanı zayıf veya dinsiz insanları din ahlakını yaşamaktan uzak tutan şey kadınlar veya dünyanın başka bir nimeti değil kendi vicdan, akıl ve irade zayıflıklarıdır. Allah bu dünyayı bir imtihan olarak yaratmıştır. İnsan yaşamı boyunca zorluklarla, sıkıntılarla, hastalıklar ve acizliklerle imtihan olduğu gibi nimetlerle ve güzelliklerle de imtihan olur. Kadın da bu dünyanın nimetlerinden, süslerinden biridir. Ama her nimet gibi nimetin nasıl değerlendirildiği nimete sahip olan kişinin ahlakına bağlıdır. Allah Kur'an'da dünya nimetlerinin insanlar için imtihan olarak yaratıldığını şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ikinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran suresi 14. Kadınlar gibi evlat, altın, gümüş, ihtişamlı hayvanlar, ekinler yani zenginlik de dünyanın nimetlerindendir ve insanlara süslü kılınmıştır. Ancak iman sahibi bir insan tüm bu nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunun, dünyadaki her nimetin geçici olduğunun ve tüm nimetlerin en güzel halinin ve daha fazlasının cennette olacağının bilincindedir. O yüzden de bu nimetlerin hiçbiri onu Allah'tan ve Allah yolunda gayret etmekten alıkoymaz. Eğer bir insan bu nimetlerin herhangi birinden dolayı gaflete kapılıyor, Allah'ın rızasının en çoğunu aramaktan geri duruyorsa, bu o kişinin iman zayıflığından kaynaklanan bir durumdur. Bunun sorumlusu nimetler değil, kişinin kendisidir. Dolayısıyla bu tutumunu düzeltmediği takdirde karşılığını alacak olan da kendisi olacaktır. Bu konuda başkasını suçlamak ahirette kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Dolayısıyla bu mevzu hadislere dayanarak hatalarından, günahlarından, yaptıkları kötü işlerden kadınları sorumlu tutan bir erkek sadece kendisini aldatır. Kur'an'a göre her ne şart, ne durum olursa olsun iman etmenin gereği Allah'a kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmektir. Hiçbir insan ahirette Allah'a ben kadınlar yüzünden hakkıyla ibadet edemedim mazeretini sunamayacaktır ayette bu gerçek belirtilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Kıyamet Suresi 14-15 Yani insan ne kadar mazeret uydurursa uydursun, doğru olanın ne olduğunu gayet iyi bilir. Söz konusu mevzu hadisleri esas alıp kendi gevşeklikleri yüzünden kadınları suçlayan bir kısım insanlar, iki yüzlü olduklarının Bahaneler uydurduklarının elbette farkındadırlar. Dünyada bunu görmezden gelmeleri hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Allah'ın huzurunda durduklarında kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her bir nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? Ali İmran suresi 25. Kadınların aklına uymamak gerektiği iddiası başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz. İbni Hanbel, Müsnet 5-43-50 Tırmızı, Fiten 75 Nesai, Kudat 8 Buhari, Fiten 18 Kadınlara itaat pişmanlıktır. Teskiretül Mevzuat 128 Kitabül Mevzuat 2-272 Kadınlarla istişare edin. Onlara danışın ve onların söylediklerinin zıttını yapın. El-Makasidul Hasene 248 Teskiretül Mevzuat 128 Tenzihu Şeria 2 204 Silsiletül Ehadis 432 Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin. Zira kadınlara muhalefet berekettir. Suyuti Leali 2 147 İbni Arrak Tenzihü Şeria 2 210 kim ki karısına itaat ederse Allah Celle Celaluhu onu yüzüstü cehenneme atar. İbni Arrak 2 215. Görüldüğü gibi Bağnazların kadınları kendilerince aşağı kabul etmelerinin en önemli yansımalarından biri de kadınları toplumda etkili konumlarda asla görmek istememeleridir. Bu yüzden kadınların yönetici olmalarına karşıdırlar. Hatta kadınlarla istişare edilmesini bile kabul etmezler. Kadınların düşündükleri her şeyin yanlış olduğu yaptıkları her şeyin hatalı olduğu gibi sapkın bir mantıkları vardır. Bu, kadınları tamamen toplumdan soyutlamak için geliştirdikleri kirli oyunun bir parçasıdır. Okuduğumuz uydurma hadisler de bu amaçlarına hizmet etmiş ve birçok ülkede bu sapkın fikirlerin hakim olduğu bağnaz ve kadın düşmanı toplumlar meydana gelmiştir. Oysa bu mantık Kur'an'da peygamberimizin uygulamalarına da tam anlamıyla terstir. Tam anlamıyla İslam diniyle çelişir. Örneğin sahte hurafeciler, başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz uydurmasını kendilerince yaymaya çalışırken Allah Kur'an'da devlet yöneticisi olan bir kadını örnek verir. Sebe Melikesi Kadınlara danışmayın diyen hurafecilere rağmen Sebe Melikesi iş konusunda tüm kararları veren tek lider konumundadır. Ayetlerde Sebe Melikesi'nin liderlik vasfı şu şekilde belirtilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki ''Senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabadan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var.'' Nemil Suresi 22-23 Kavmine hükmeden kadın yönetici Sebe Melikesi Hz. Süleyman'a bu şekilde tanıtılmıştır. Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan Sebe Melikesine İslam'a davet mektubu gönderilmesinin ardından Sebe Melikesi kendi kavminin önde gelenlerine danışmış ve önde gelenler ona şu cevabı vermişlerdir. ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' ''Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak, neyi emredersen biz uygularız.'' Neml Suresi 33 Görüldüğü gibi Kur'an'daki kadın devletlerin başına geçmekte, hükümdar olmakta ve iş konusunda karar verip emrini uygulamaktadır. Bağnazların dinindeki kadın ile Kur'an'daki kadının vasfı tam anlamıyla zıttır. Bağnazlar söz konusu mevzu hadislerde kadınlara yönelttikleri bu pervasızca hakaretleri gerçekte Hz. Meryem'e, Kur'an'da geçen mümin kadınlara, Peygamber Efendimizin mübarek eşlerine, sahabe kadınlara da yöneltmekte olduklarının farkında değildirler. Kadını bu derece aşağı gören böylesine garip bir zihniyetin tüm kadınlara bu aşağılamayı yönelttiği unutulmamalıdır. Söz konusu bağnazların Kur'an'dan ne kadar farklı bir hayat yaşadıklarını Peygamberimiz dönemi kadınlarının durumunu incelediğimizde açıkça görürüz. Örneğin Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice Mekke'nin en varlıklı tüccarlarından biriydi. Şam'a ticaret kervanları gönderiyordu. Bu iş için yanında çalıştırdığı insanlar vardı. Medine döneminde de kadınlar deri işlemeciliği, ip imalatı, dokumacılık, terzilik, ilaç yapımı, güzel koku satışı gibi birçok ticari iş yapıyor, hayatın her alanında aktif yer alıyorlardı. Savaşlara çıkıldığı zamanlarda kadın sahabeler erkeklerle birlikte savaşa katılıyor, gerektiğinde ön saflarda da görev alıyorlardı. Rayta bint Abdillah, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulullah, ben zanaatkar bir kadınım kocamın ve üç çocuğumun bir şeyleri yok. Zanaatımla elde ettiğim ürünleri satıyorum der ve ailesine yaptığı harcamalarının sevabı olup olmadığını sorar. Hz. Peygamber ona onlara yaptığın harcamalarda sana elbette sevap vardır diye cevap verir. Görüldüğü gibi peygamberimiz dönemi kadınları evlerini geçindiren, aile hayatında sözü geçen kadınlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gayreti övmektedir. Peygamberimiz döneminde Eşlem kabilesinden Kuaybe Bint Sad'ın hastaları ve yaralıları tedavi ettiği kaydedilmektedir. Yani kadınlar Peygamberimiz döneminde doktorluk yapmaktadırlar. Nitekim Habeşistan'a hicret eden zeki, görgülü ve tecrübeli bir kadın olan Esma Binti Ümeys'in de iyi bir doktor olduğu bilinir. Ümmü Seleme Esma Binti Ümeys'in Hz. Peygamber'e Hindistan ve Yemen'den getirilen bitkiler ve zeytinyağı ile bir ilaç yaptığını söyler. Bu rivayette Esma'nın bu ilacın yapımını Habeşistan'da öğrendiği de ifade edilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Medine'de attarlık, güzel koku satıcılığı yapan kadınlardan bazılarının isimleri verilir. Bunlardan biri olan Müleyke, Ümmü Sahip, El Sakafiye güzel koku satmak için Hz. Peygamber'in huzuruna girer. Yani Peygamberimiz dönemi kadınları satıcılık da yapmaktadırlar. Tüm diğer Müslümanlarla birlikte savaşa katılan kadın sahabelerin durumunu en mükemmel anlatan rivayetlerden bir tanesi şu şekildedir: Müminlerin gafletinden faydalanan müşrikler öylesine girdiler ki savaş meydanında Resulün etrafında onu korumakla görevli 10-12 kişilik bir grup da savaşa girmek zorunda kaldı. Bir anda yapayalnız kalan Peygamberimizin yanında sadece Hazreti Nesibe vardı. 40-50 saniyelik bir yalnızlıktı bu. Müşriklerden biri fırsat bilip saldırdıysa da Nesibe kılıcıyla onu öldürdü. Ardından ikinci bir müşrik saldırdı Resulullah'a. Çift zırh giymiş bir müşrikti. Ne kadar vursa da öldürmeyi başaramıyordu. Kendi omuzundan beline dek ağır bir kılıç darbesi aldı. O sırada diğer müminler yetişip kafiri bertaraf etmişlerdi. Bu birkaç saniye o kadar önemliydi ki Uhud'da Nesibe tam 11 yara aldı. Buna rağmen savaşın sonuna kadar bırakmadı. Görüldüğü gibi mevzu hadislerin tam aksine peygamberimiz döneminde kadınlar savaş meydanı gibi son derece kritik ortamlarda bile bulunmuşlardır. Savaşta peygamberimizin korunması gibi oldukça can alıcı bir konumda kadın sahabeler görev almışlardır. Peygamberimizin hayati tehlike dolu böyle riskli bir ortamda kadınların kendisini koruma görevini üstlenmesini uygun bulması, söz konusu kadın sahabelerin akıllarına ve vicdanlarına ne kadar güvendiğinin önemli bir alametidir. Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Rayina bizi güt, bize bak demeyin. Unzurna bizi gözetleyin. Bakara suresi 104. ayetinde sadece iman eden erkeklere değil, iman eden kadınlara da bir hitap vardır. Ayette kadınlara bizi güt, bize bak dememeleri öğütlenmektedir. Demek ki Kur'an'da kadına güdülen, akıl zayıflığı olduğu için erkekler tarafından bakılan ve yönlendirilmesi gereken bir varlık olarak değil Tam aksine kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, akıllı, vicdanına tam güvenilen zeki bir varlık olarak bakılmaktadır. Ancak kadınlara karşı yüzyıllardır bu uydurma hadislerle yetiştirilmiş ve bilinçlendirilmiş olan bazı İslam ülkelerinde bu anlayıştan yoksun insan sayısı çoktur. Dolayısıyla da Kur'an'da kadın erkekle aynı haklara sahiptir dediğimizde bunu şiddetle reddeden kişiler bilerek ya da bilmeyerek Allah'ın ayetlerine karşı muhalefet etmektedirler. Kadınların ikinci sınıf varlıklar oldukları ve Allah'ın kadınları geride bıraktığı iftirası. Kadınları Allah geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın. Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim. Sahih Buhari Bana zihniyetin yüzyıllardır süre gelen kadın düşmanlığı, büyük bir kitleyi Allah'a ve Peygamber'e iftira atma noktasına kadar getirmiştir. Dikkat edilirse mevzu hadislerde Kur'an'da kadınların erkeklerle eşit haklara sahip oldukları, üstünlüğün cinsiyet farklılığından değil, akıl ve vicdandan ve Allah korkusundan kaynaklandığı gibi bilgilerden hiçbir yer almamaktadır. Kur'an'da kadınlara ait her türlü hakkın korunduğuna dair ayetler olduğundan da bahsedilir. Bu hükümler ve izahlardan özenle kaçılmış, kadınların Kur'an'da övgüyle bahsedilen varlıklar olduğuna hiç değinilmemiştir. Dolayısıyla yüzyıllardır Müslümanların güya peygamberimizin sözleri denerek kandırıldıkları bu batıl anlatımlar sapkın bir anlayışın İslam dinine mal edilmesine neden olmuştur. Bu yolla yüzyıllardır İslam dinine ve peygamberimize büyük iftiralar atılmıştır. Oysa kadınların Allah tarafından haşa geride bırakılmaları gibi bir anlayış Kur'an'ın tek bir ayetinde dahi geçmez. Aksine Kur'an'da Allah kadın ya da erkek Herhangi bir ayrım yapmadan müminler, iman edenler, inananlar, kadın olsun erkek olsun gibi hitaplarla kadın erkek tüm inananları aynı sorumluluklarla mükellef kılmıştır. Örneğin Allah Nisa Suresi 95. ayetinde: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd, gayret edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cehd edenleri, gayret edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği, cenneti vaat etmiştir. Ancak Allah cehd edenleri, gayret edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95 Görüldüğü gibi ayette Müslümanların hayatları boyunca Allah yolunda fikri bir mücadeleyle sorumlu oldukları ifade edilmektedir ancak bu sorumluluk hem kadın hem de erkeklere eşit olarak verilmiş bir sorumluluktur. Allah müminler hitabıyla hem kadın hem de erkek Müslümanları bu ibadeti yerine getirmekle birinci dereceden sorumlu tutmuştur. Eğer Müslüman bir kadın Müslüman erkeklere göre bir sorumluluğunu tam hakkıyla yerine getirirse Allah katında o kadın diğer tüm erkeklerden daha üstün bir konuma gelir. Eğer Müslüman bir erkek yerine getirirse bu defa Allah katında diğerlerine göre takvası nedeniyle daha üstün bir konuma gelir. Görüldüğü gibi burada hiçbir şekilde cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ya da farklılık yoktur. Aksine vicdan, akıl ve samimiyet esastır. Dolayısıyla kadınlar konusundaki mevzu hadisler de tıpkı diğerleri gibi Kur'an hükümleriyle ve Kur'an'da kadına verilen değerle tamamen çelişmektedir. Birincisi Müslümanlar Allah'ın dışında hiçbir şeye secde etmezler bir Müslüman için boyun eğeceği ve emrine uyacağı tek güç Allah ve onun peygamberidir. Müslüman bir kadın için eşi, Allah rızası için sevdiği, Müslümanlığı ölçüsünde saygı ve merhamet duyduğu aciz bir kuldur. Eşine olan sevgisi ve saygısı da kişinin Allah'a olan samimi bağlılığı, güçlü imanı, Allah yolundaki azmi ve şevkiyle doğru orantılıdır. Yoksa bağnazların çürük zihniyetinde olduğu gibi eşine sırf erkek olmasından dolayı körü körüne bir saygı duyması söz konusu bile olamaz. Çünkü Müslüman bir kadın ve erkek için evlilik aynı zamanda ahiret içinde bir sözdür. Bir Müslüman kadın ancak ahirette Allah'ın razı olacağını umduğu güzel ahlaklı bir eşe sevgi, saygı ve şefkat besleyebilir. Aksi söz konusu olduğunda ise o sevgi ve saygıyı asla hissedemez. Böyle bir şeyi tahayyül etmek benzetme olarak cümle içinde kullanmak bile Müslümanlar için abestir. Kadınların süslenmesini yasaklayan iddialar Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin. Sahih Buhari Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını inceltiren, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir. Ebu Davud Tereccül 5 Bağnaz zihniyetin Müslüman kadınları itici, çirkin, bakımsız ve ikinci sınıf varlıklarmış gibi gösterme gayretlerini besleyen ana mantıklarının kaynağı işte bu mevzu hadislerdir. Tüm dünyada Müslüman kadınların genel anlamda son derece bakımsız, hatta insanlıktan çıkmış, güzellikten, temizlikten, güzel konuşmaktan uzak varlıklarmış gibi tanınmalarına bağnazların kadınları din adı altında soktukları bu görünüm neden olmuştur. Okuduğumuz mevzu hadislerin çizdiği Müslüman kadın görünümü Kadının sosyal hayatta bulunmasını imkansız hale getiren bir modeldir. Çünkü bu modelde bir kadın eğer Müslümansa o zaman güzel olması, temiz ve bakımlı olması gibi bir durum asla kabul edilemez. Bu modeli takva alameti gibi gösteren bağnaz zihniyet böylece kadını dış görünüşünden dolayı hem toplum içine çıkamayacak bir varlık haline getirmiş hem de yine aynı sebeple dini anlatabilme imkanını elinden almıştır. Bir düşünün. Kendine bakım yapmaktan aciz Temizliğine hiç önem vermeyen, cahil, yüzündeki tüyleri temizlemeyi dahi akıl edemeyen ve o haliyle insanların arasına girmekten utanmayan birinin, güya Müslüman kadın olarak temsil edildiği bu modeli hangi kadın yaşamak ister? Ya da kim böyle birinin kendisine dini anlatmasını arzu eder? Dinin kendine güya güzel, temiz, bakımlı, cazibeli olmayı yasakladığına inanan, aksinde Allah'ın lanetine uğrayacağını düşünen bir kadın nasıl böyle bir dine yanaşabilir? Müslüman olmasa bile İslam'a ve Müslümanlara nasıl sevgi duyabilir? İşte özellikle batı toplumlarında İslam'ın adeta uzak durulması gereken karanlık bir din olarak algılanmasının temelindeki sebeplerden biri budur. Bağnazlar bazı Müslüman kadınları Kur'an'da kesinlikle olmayan tamamen uydurma bir modelin içine hapsetmişler, böylece gerçek İslam'ı yaşamalarını ve tebliğ etmelerini engellemişlerdir. Oysa bir Müslüman kadın sözde Kur'an'daki güzel ahlakı, barışı, sevgiyi anlatmakla yükümlü olduğu gibi bunu hal ve tavırlarla da göstermek yani yaşamakla sorumludur. Müslümanlığın güzellik olduğunu anlatırken güzel görünmeli, Müslümanlığın sevgi olduğunu anlatırken sevgiyi gerçekten yaşamalıdır. Böylelikle dinin güzelliklerini anlatmaya gerçekten ihtiyaç duyan bir insan, bu dinin insana tüm güzellikleri getireceğini bilmeli, kendi gözleriyle bunu görmelidir. Zaten Kur'an'daki tarif bu şekildedir. Kur'an'da Müslümanların giyimlerinin çok güzel ve temiz olduğundan, bir araya geldiklerinde en güzel, en şık kıyafetleri ve takılarını kullanmalarından bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Adem oğulları! Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik. Var ettik. A'raf Suresi 26. Ey Adem oğulları, her mescit yanında zinetlerinizi takının. Araf suresi 31. Ayrıca Kur'an'da cennet halkının özellikle de cennet kadınlarının temizlikleri, bakımları, güzellikleri ve giyimlerindeki şıklık da ayetlerde müthiş güzel detaylarla anlatılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi, çarpıcı ve pürüzsüz. Saffat Suresi 49 Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler. Kehf suresi 31. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri ipektendir. Haç suresi 23. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. İnsan suresi 21. Burada birkaçına yer verdiğimiz ayetlerde çok net anlaşıldığı gibi Allah kadın güzelliğini, ciltlerinin, tüyden arınmış pürüzsüz halini, saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz ifadesiyle makul bir güzellik ölçüsü olarak vermiş, cennet kadınlarının böyle olacaklarını söylemiştir. Demek ki Allah pürüzsüz ve temiz bir cildi güzel görmektedir. Allah güzelliği, temizliği, şıklığı, süsü, güzel giyimi sevmekte ve kullarını böyle görmek istemektedir. Allah'ın güzel gördüğü şeyleri peygamberimizin de güzel göreceği ve Müslüman kadınları bu yönde teşvik edip tavsiyelerde bulunacağı tartışılmazdır. Estetik yönünün dışında zaruri olarak da bu tür bakım yöntemlerine başvurmak zorunda kalan bayanların da olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin kadınlar kimi zaman kemoterapi gibi bazı ağır ilaç tedavileri sonrasında peruk kullanmak zorunda kalabilirler. Bu son derece normal hatta gerekli söz konusu bayanlar için oldukça güzel bir bakım yoldur. Fakat bağnazlar bu kolaylığı ve güzelliği söz konusu uydurma hadislerle ortadan kaldırmaya çalışırlar. Aynı şekilde deri altına çeşitli şekillerde dövme yaptırılması, kaş yapısından dolayı asimetrik görüntü oluşturan şekli bozuk bir kaşın dövmeyle düzelttirilmesi ya da yüzündeki tüylerin temizlenmesi konusunda bir yasak Kur'an'ın hiçbir yerinde yoktur. Böyle bir yasaklama zaten Kur'an'ın ruhuna aykırıdır güzel bir genç kızı yüzündeki fazla tüylerle dışarı çıkmaya zorlayan, onu insanların içinde mahcup eden, onu güzelleştirmek yerine çirkinleşmesi için uğraşan bağnazlar işte bu yüzden güzelliği bir türlü temsil edemezler. Oysa Allah inananların bakımı, güzelliği, şıklığı ve temizliğine ayetlerde özellikle dikkat çekip Müslümanları bu yönde teşvik etmektedir. Bağnazlara göre Müslüman kadınların kocalarına olan tutumları Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet eder. Sahih Buhari 936. Bir kadın kocasının yatağını haklı bir mazereti olmadan küs bir şekilde terk eder ve başka bir yerde sabahlarsa sabah açılıncaya kadar melekler ona lanet okur. Nehcül Fesaha sayfa 36 hadis 187. Ey kadınlar eğer kocalarınızın size olan haklarını bildiyseniz ayaklarınızın tozunu yüzlerinizde silerdiniz. Hafız Zehebi, Büyük Günahlar, Sayfa 187 Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. İbni Hacer el-Heytemi 2-121 Ahmet bin Hanbel, Müsned 5-239 bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Kadınlara dini bilgiler sayfa 61 Bir kadın diliyle kocasını eziyet ederse onu kendisinden razı edinceye kadar Allah onun hiçbir tevbesini, kefaretini ve iyi amelini kabul etmez. Hatta gündüzlerini oruç ve geceleri ibadetle geçirse dahi. Biharülen var. Cilt 103 sayfa 244 bir kadın kocasının hakkını eda etmediği müddetçe Allah'ın da hakkını eda etmiş olamaz. Mekarimül Ahlak Sayfa 247 İmam Musa Kazım'a kocasını gazaplandıran kadının durumu sorulunca şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kocası ondan razı oluncaya kadar günahkar sayılır. Kısarül Cümel Cilt 2 Sayfa 258 Bu hadisleri konu konu ele alacak olursak Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz ayaklarınızın tozunu yüzlerinizle silerdiniz. Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. Bu iki mevzu hadiste yüce Rabbimizi, Kur'an'ı ve İslam dinini tenzih ederiz. İslam dininin güya kadını sözde ikinci sınıf, kocasının boyunduruğu altında yaşamaya mahkum edilmiş bir varlık gibi lanse ettiği izlenimi verilmektedir bu şeytani mantıkta kocasının kadın üzerinde o kadar hakkı vardır ki kadın kocasının ayaklarının tozunu yüzüne sürse dahi irinli, pis cildini yalasa bile bu borcu ödeyemez. Bu garip mantığa rağmen hiç kimse kocasının kadın üzerinde neden bu kadar büyük bir hakkı olduğunu yüzyıllardır sorgulama ihtiyacı bile duymamış ve körü körüne bu batıl inancın kökleşmesine vesile olmuştur. Öyle ki çoğu Müslüman bu hastalıklı mantığı makul karşılamıştır. Bu pis zihniyette kadınlar kendilerine olan davranış ve ahlaklarından razı olmasalar da kocalarına karşı kadınlık görevi denen cahilce mantığı yerine getirmeye mecbur tutulmuşlardır. Aksinde aşağılanmış ve kötü muamele görmüşler, ellerindeki bir avuç hak da kısıtlanmıştır. Böylelikle güya ikinci sınıf güçsüz, ezilmeye mahkum varlıklar oldukları inancı onlara zorla kabul ettirilmiş ve bu zihniyet İslam toplumlarında kökleşmiştir. Yüzyıllarca hiç kimse çıkıp Kur'an'da böyle bir anlayış, böyle bir inanç yok. Kadın erkek eşit. Allah kadınlara Kur'an'da çok geniş haklar ve özgürlükler veriyor diyememiştir. Aksine hurafeci zihniyet asırlardır din böyle emrediyor. Yapmayanı Allah ve melekler lanetler. Günahkar olur. Allah'ın rızasını kazanamaz. Cennetine giremez gibi Allah ve din adına söyledikleri bu tür yalanlarla bazı cahil Müslümanları Kur'an dışı uygulamalara mecbur etmişlerdir. Çoğu Müslüman kadının kişiliği, bağnaz zihniyetin öğretileriyle eğitilmiş olan kocaları tarafından ezilip yok edilmiştir. Çünkü bağnazların dininde kadın, kocası ne isterse ona uyup itaat etmek mecburiyetindedir. Kadınların büyük bir çoğunluğunun okumasına, çalışmasına, sosyal hayatın içine girmesine, hatta camdan bile bakmasına izin verilmez. Dolayısıyla maddi ve manevi olarak kocalarına bağımlı hale getirildikten, toplumun o kesimine hakim olan örfler gelenek ve görenekler de bu bağnaz zihniyeti beslediklerinden kadınların kendilerini bu baskıdan kurtarmaları neredeyse imkansız hale gelir. Burada sormak gerekir. Bağnaz toplumlarda erkek hangi özelliğiyle bu kadar üstündür ki kadın bir türlü onun hakkını ödeyemez? Kur'an'a göre üstünlük sadece takvaya göredir ve bunun da karşılığı Allah'tan beklenir. Bir erkeğin kadın üzerinde nasıl bir hakkı olur da üzerindeki pis irini yalasa bile kadın o hakkı ödeyemez? kimdir ve nedir onu bu kadar hakkı ödenmez yapmış olan? Ona bu üstünlüğü takvası dışında hangi özelliği verebilir? Allah ona böyle bir ayrıcalık vermemiştir. Dolayısıyla bu ayrıcalık Kur'an'da da yoktur. O halde nereden elde etmiştir bu hak üstünlüğünü? Dindar veya dinsiz olmasına, müşrik veya münafık olmasına, günahkar veya zalim olmasına bakılmaksızın istisnasız her koca neye göre bu mertebeye erişmiştir? Onları bu sahte mertebeye eriştiren bağna zihniyetin İslam'a dahil ettiği söz konusu mevzu hadislerdir. Kur'an'da olmayan Allah'ın lanetlediği bu zihniyeti onlar din adına yaygınlaştırmış ve uygulatmışlardır. Şu anda çoğu İslam toplumu hatta bu İslam toplumlarında bu telkinle yetişmiş kadınlar bile bundan farklı bir zihniyet tanımamaktadırlar. Bağnaz dinin dünyaya getirdiği en büyük belalardan bir tanesi de işte budur. kadına Kur'an'da verilmiş hak ve üstünlükler bağnazlık dininde yoktur. Kur'an'da kadınlara tanınmış olan geniş hak ve etkiler bağnazlığın etkisindeki toplumlarda kesinlikle yoktur. Hatta böyle toplumlarda yaşayan kadınların bu hak ve özgürlüklerin varlığından dahi haberleri olmaz. Söz konusu kadınlar Kur'an ahlakından tamamen uzak yetiştirilirler. Bu dışlamanın getirdiği bir sonuç olarak çoğu okuma yazma bile bilmez. Dolayısıyla yazdıklarının İslam dini değil, Bağnazların batıl dini olduğunu fark edecek bir durumları yoktur. Ancak sadece bu zavallı kadınlar değil, dünya ülkeleri de yüzyıllardır süre gelen bağnaz uygulamaların kaynağının Kur'an'dan olduğunu zannederler. Kur'an'ın Haşa kadını böylesine değersiz, cahil, ezik, kişiliksiz, tüm hakları elinden alınmış, erkeklerin boyunduruğu altına alan bir dini anlattığını sanmaktadırlar. Oysa bu iftiraların hiçbiri Kur'an'da yoktur. Kur'an'da olmayan fakat mevzu hadislerle İslam dininin bir parçası gibi algılanmış olan kadına yönelik iftiralara cevap vermeye devam ederim. Kocasından boşanan kadının durumu Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olur. Öncelikle eşlerin birbirinden boşanabilmeleri ve boşanmanın şartları ve hukuku Kur'an'da açık bir şekilde anlatılır. Allah boşanmayı iki tarafa da hak olarak tanımıştır. Oysa az önce okuduğumuz hadislerde boşanan kadının cennete giremeyeceğine dair net bir açıklama yer almaktadır. İşte bu açıklama hadisin tamamen uydurma olduğunun en açık delilidir. Peygamberimizin Allah'ın helal kıldığı bir uygulamayı haram kılması, Allah'ın hükmüne tam zıt bir hüküm getirmesi asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla kadın boşanmak istediği takdirde Allah bu özgürlüğü Kur'an'da ona tanımıştır boşanma öncesi ve sonrasında kadının maddi ve manevi olarak korunmasına yönelik sayısız tedbirin yer aldığı ayetlerde de boşanmanın şartları bildirilmiştir. Bu nedenle mevzu hadiste geçen boşanmak isteyen kadına cennet kokusu haram olur ifadesi tamamen düzmece, yalan ve iftira yüklü bir sözdür. İslam diniyle hiçbir ilişkisi olmayan şeytani bir mantığın ürünüdür. Şu çok önemlidir ki İslam dini insan fıtratına, aklına, ruhuna tam hitap eden Allah'ın kelamı olan ilahi hükümlerden oluşur. Allah'ın Kur'an'da yer alan tüm ayetleri insanlar üzerindeki zorlukları kaldıran, baskıcı uygulamaları engelleyen, kişinin kendi hür iradesini ve aklını devreye sokan fıtratına tam uygun hükümler içerir. Bu hükümler ne kadını ne de erkeği baskı ya da zorluk altına sokmaz. Aksine insanlar arasında anlaşmazlıkları, adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözer. Üzerlerindeki ağır zincirleri kaldırır. İnsanların ruhlarını rahatlatır. Taraflar arasında düşmanlık, nefret değil, aksine güçlü dostluk ve sevgi bağları kurar. Hepsinden önemlisi de Allah'a tam bir teslimiyetle bağlı, yüksek ahlaklı, derin imanlı, asil bir insan modelinin oluşmasını sağlar. Oysa söz konusu mevzu hadislerde bahsedilen evlilik modeli Kur'an ahlakının son derece dışında bir anlayışı yansıtır. Kur'an'a göre evli çiftler arasında hiçbir zorlama ve baskı olmaz. Eğer bir uyuşmazlık, anlaşmazlık varsa bu yine Kur'an hükümlerine göre düzeltilir. Her şeyden önce evlilikte iki tarafında kadın ve erkek müminler olarak Kur'an'a tam uygun ahlakta olmaları ve mümkün olduğunca arayı düzeltmeye çaba göstermeleri esastır. Ancak buna rağmen yine de anlaşmazlık sürüyorsa boşanma iki tarafında hakkıdır. Ayrılma durumunda ise iki tarafında Allah'ın koruması altında olacakları ayette bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa Allah her birine genişlik, rızık ve ihsan kaynaklarından kazandırır. İhtiyaçlardan korur. Allah rahmetiyle geniş olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 130 Görüldüğü gibi Kur'an'da kadın da erkek de hür iradeleriyle boşanmaya karar vermekte, sonrasında da özgür şekilde yaşamlarına devam etmektedirler. Kadının eşinden boşandığı için cennete girmeme gibi bir durumu Kur'an'da tek bir ayette dahi yer almaz. Kadının kocası ondan razı olana kadar günahkar sayılması İmam Musa Kazım aleyhisselama kocasını gazaplandıran kadının durumu sorulunca şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kocası ondan razı oluncaya kadar günahkar sayılır. Kısarul Cümel, cilt 2, sayfa 258. Bir başka hadis yine yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur: Bir kadın kocasının hakkını eda etmediği müddetçe Allah'ın da hakkını eda etmiş olamaz. Mekarimül Ahlak, sayfa 247. Bir kadın diliyle kocasına eziyet ederse onu kendisinden razı edinceye kadar Allah onun hiçbir tevbesini, kefaretini ve iyi amelini kabul etmez. Hatta gündüzlerini oruç ve geceleri ibadetle geçirse dahi. Biharül var. Cilt 103 sayfa 244 Yine bu mevzu hadislerde geçen kadının kocasını razı edememesi ya da hakkını eda etmemesi durumları tamamen Kur'an ayetlerine muhalif açıklamalardır. Müslüman kadın eşine karşı Kur'an ahlakına uygun olmayan bir ahlak gösterdiyse kocasının değil Allah'ın rızasını kaybeder. Bir Müslüman için esas olan Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu nedenle önemli olan eşinin razı olması değil Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. Dolayısıyla Kur'an'a göre Müslüman kadın hatasını telafi edip Allah'ın rızasını kazandıktan sonra ne eşinin ne de başka insanların kendisinden razı olup olmamasının kendisi için bir önemi olmaz zaten karşı taraf Müslüman fıtratındaysa Allah'ı razı edeceği umulan bu sonuçtan doğal olarak o da razı olacaktır. Ancak söz konusu hadislerin genel mantığı görüldüğü gibi Allah'ı ve Kur'an hükümlerini esas almayan tamamen şirk üzerine kurulu cahiliye evliliklerini andırmaktadır. Oysa daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'a göre evlilikte kadın ve erkeğin ikisi de Allah'tan korkan, seçkin, asil ve üstün ahlaklı insanlar olmalıdırlar. Kur'an'daki evlilik bu esasa dayanır evli kaldıkları süre boyunca birbirlerine karşı sevgi, saygı, merhamet, sadakat ve vefa duyguları daha da güçlenir. Allah Kur'an'daki evlilikte arada sevgi, merhamet, sükunet, mülayimlik olacağını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onda sükun bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için Gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 21. Dolayısıyla bu mevzu hadislerde anlatılan kavgaların, yoğun anlaşmazlıkların, aşağılamaların, küçük düşürücü eylemlerin olduğu evlilik modeli ile Kur'an'daki evlilik modeli arasında çok büyük farklılıklar vardır. Şu unutulmamalıdır. İslam dininde iyilik insanlardan karşılık görmek için değil, Allah'ın rızası için yapılır ve Müslüman da yaptığı hayırlı güzel işlerin karşılığını sadece Allah'tan umar. Ayette de Allah bu ahlakı şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu yoktur. Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Leyl suresi 19 21. Dolayısıyla Kur'an'a göre kadın yalnızca Allah'ı razı etmeye çalışır. Allah'a şükreder ve Allah'ın hoşnutluğunu ister. Onun üzerindeki tek hak sahibi yüce Rabbimizdir, kocası değil. Bu sebeple kadının kocasının hakkını ödeyemediği için türlü rezillikler içine girmesi gerektiğini söyleyen bu mantık Kur'an'a tam olarak muhaliftir. Kadınların dışarı çıkarılmamaları ve şeytanın aldatmasına müsait oldukları iddiası. Resul-i Ekrem'den yine şöyle rivayet edilmiştir: "Kadın zarar görmeye müsait bir varlıktır. Şeytan onun yanı başını kesiverir." Onun için ya dışarıya çıkmamalı ya da çıktığında çok dikkatli olmalıdır. Mizanül Hikme, cilt 2, sayfa 259. Kadın toplumun direği, güzelliği, süsü, zerafetidir. Kadının varlığı toplumda söz sahibi olması, denetçi olması, karar mekanizmasında yer alması, fikrine başvurulur olması bir toplum için büyük bir nimettir. Bu nedenle kadın Allah tarafından özel olarak detayları teşhis edebilen, girift kararları mükemmel şekilde alabilen her türlü tedbiri önceden düşünen, ince ve keskin düşünceli ve oldukça akıllı olarak yaratılmıştır. Bu nedenledir ki İslam dininde kadına verilen değer çok yüksektir. Bu tam olarak anlaşıldığında İslam dini dünya çapında hakkıyla anlaşılmış olacaktır. İşte tam olarak bu nedenledir ki iç ve dış mihraklar yüzyıllardır özellikle kadın konusu üzerinde İslam dininde tahribat yapmaya gayret etmişlerdir. Bunun içinde gerek uydurma hadisleri ve batıl uygulamaları gerekse toplumun tamamen Kur'an dışı olan öf, adet ve gelenek olarak adlandırdıkları kuralları kalkan yapmışlardır. Kendilerince İslam'da kadının ikinci sınıf aşağılanan, değer verilmeyen, itici, günah sokucu, beyni ifade edilmeye müsait, tehlikeli bir varlık olarak bilinmesine çalışmışlardır. Örneğin az önce okuduğumuz sözde hadiste kadının ahlaksızlık yapmaya müsait, kendine mukayyet olamayan, iradesi zayıf, imanına güvenilmeyen şeytanın ifaline açık bir varlık olduğu anlatılır. Bunun içinde kadının elden geldiğince sokağa çıkarılmaması ve vesayet altında tutulmaması, eğer çıkarsa da namussuzluk, ahlaksızlık yapma eğilimi yüksek olacağı gibi bir telkin verilerek her hareketine dikkat edilmesi gerektiği anlatılır. Oysa bu uydurma sözlerin peygamberimiz tarafından söylenmediği çok açıktır. Kadınlarla istişare eden, savaşlarda güvenliğinin sağlanmasında kadınlara görev veren Meclislerde kadınlara geniş yer ayıran, vaktinin büyük kısmını onlarla sohbet ederek geçiren, onlara karşı derin saygı ve sevgi besleyen, peygamberimiz adına yalan beyanlar ortaya atanlar, derin bir kadın düşmanlığı içinde olan bağnazlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde daha önce detaylı bahsettiğimiz gibi kadınlar savaşlara katılan, her türlü sosyal ortamda bulunan, ticaretle uğraşan, dini tebliğ eden, önde giden mücahitler arasında yerlerini almışlardır. Kur'an ayetleri içinde de kadının evden dışarı çıkarılamayacak kadar tehlikeli ve zayıf akıllı bir varlık olduğunu ifade eden tek bir ima dahi yoktur. Aksine Kur'an'da Allah, bana zihniyetin kadınlara bakış açısındaki derin psikopatlığı ve bu zihniyetin peygamberimiz döneminde de şeytani faaliyetler içinde olduğunu haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onlardan biri o Rahman olan Allah için verdiği örnek ile kız çocuğunun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilmiş olarak kahrından yutkundukça yutkunur. Zuhru Suresi 17 Kıyamet günü ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman Hangi suçtan dolayı öldürüldü? Tekvir Suresi 8-9 Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa gömecek mi? Bak verdikleri hüküm ne kötüdür. Nahıl Suresi 58-59 Söz konusu ayetler bağnazların kadına bakış açısındaki dehşet vericiliği mükemmel tarif etmekte ve Allah'ın bu zihniyete ne kadar büyük lanet ettiğini bize göstermektedir. Çocuğu kız olacak diye öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilen, kadına böylesine nefret dolu olan daha da ileri gidip onu canlı canlı toprağa gömerek cinayet işleyen zihniyet tarihte var olmuştur. Ve bunların tümü okuduğumuz Tekvir suresinin 8 ve 9. ayetlerinde belirtildiği gibi ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Kadına karşı bu düşmanlık Allah'ın katında büyük bir öfke sebebidir. Görüldüğü gibi kadın düşmanlığı ve nefretiyle dolup taşan bağına zihniyet, yüzyıllardır kadınlara yönelik şeytani yaklaşımını hiç değiştirmemiştir. Kur'an'ın onların bu hasta mantığını asla desteklemediğini bildikleri için bu konudaki tahribatı mevzu hadisler yoluyla yapmaya çalışmışlardır. Özellikle kadınlara yönelik bu kadar ürkütücü mevzu hadis bulunmasının başlıca sebebi budur. Konuyla ilgili diğer bir uydurma hadiste bağnazlar kadınları ölmeyecekleri derecede aç bırakarak ve onlara güzel kıyafetler giydirmeyerek terbiye etmeyi hedeflerler. Bu hastalıklı zihniyete göre eğer kadını aç bırakırlarsa, ona kötü ve eski kıyafetler verirlerse kadının dışarı çıkma şevki de azalacaktır. Mevzu hadis şu şekildedir: Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur. İbnül Cevzi Mevzuat 11 282 283 Suyuti Leali 2 154 İbn Arrak Tenzihü Şeria 2 212 213 Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın. Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir. İmam Gazali, Kimya-i Saadet, sayfa 178. İbni Ebi Şeybe, Musannaf, 4, 2, 420. İçinizden bir yaşı ileri ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve güzel olabilir. Bu genç ve güzel kadın çarşıya çıktıktan veya davet edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü yakışıklı erkeklerle yaşlı ve dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek kocasının yüzüne dahi bakmak istemez.'' belki kocasının kendisini öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yeri gibi mekanlara gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur. İmam Şarani dül Kübra Söz konusu mevzu hadislerdeki tarif, gittiği ortamda kendine hakim olamayan Allah korkusu ve imanıyla değil de içgüdüleriyle hareket etmeye meyilli, ve bu sebeple de çeşitli teknik tedbirlerle zapt edilmesi gereken garip bir yaratığa adeta bir hayvana işaret etmektedir. Böyle bir tarif vardır. Çünkü bu tam olarak bir bağnazın kadına bakış açısıdır. Bizi ise bağnazın değil Kur'an'ın bakış açısı ilgilendirir. Kur'an'da tarif edilen Müslüman kadın Allah'tan korkar. Dolayısıyla hangi ortamda nasıl giyinmesi gerektiğini iffetini ve ırzını nasıl koruması gerektiğini, çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yerlerinde nasıl davranması gerektiğini gayet iyi bilir. Bunu bilmesi için Kur'an ona yeterlidir. Bunu bilmesi için bir erkeğin ona ne yapacağını söylemesine, onu giydirmesine, onu yedirmesine ihtiyacı yoktur. Buna karar verecek olan bir erkek değildir. Buna karar veren Allah'tır. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir erkeğe bu konuda verilmiş bir ehliyet, bir yetki bulunmaz. Kur'an'ın hiçbir yerinde erkeğin bu hakların kendisine ait olduğunu iddia edeceği bir ayrıcalığı ve özelliği yoktur. Allah Kur'an'da mümin erkeklere hitap ettiği gibi mümin kadınlara da hitap ettiğine göre kadın kendisine Rabbimizden gelen hitabı Kur'an'da gayet güzel görür, anlar ve bunu en mükemmel şekilde uygulamak için çalışır. Kur'an'daki ahlakı uygulamak için bir kadının Allah'tan korkması yeterlidir erkek tarafından güdülerek bunun sağlanacağını iddia edenler sadece bu korkunç mevzu hadislerin adeta eseri olmuş bağnazlardır. Ayrıca Allah Kur'an'da Müslümanların kadın olsun erkek olsun israf etmeyecek şekilde helal olan her şeyden yiyip içmelerini, mescitlere en güzel kıyafetleriyle gelmelerini, mücevher takmalarını, temiz ve bakımlı olmalarını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Adem her mescit yanında zinetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. A'raf suresi 31. Kadınların sokağa çıkmamaları gerektiğine dair hiçbir ayet olmadığı gibi tam aksine Allah'ın mümin kadınlara yüklediği sosyal sorumluluklar gereği kadınların yoğun bir sosyal hayatları olduğu da ayetlerden açıkça anlaşılır. Dolayısıyla söz konusu mevzu hadislerde geçen ifadeler de Kur'an ayetleriyle tümüyle çelişmektedir. Kadının güya namazı bozacağı ve uğursuz olduğu iddiası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Biriniz sütresiz olarak seccadenin önüne değnek koymadan namaz kılarsa Önünden geçtiği takdirde şunlar namazı bozar Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın Buhari salat 90, ilm 18, ezan 161, ceza-i 25, müslim salat 254, 504 Muatta, Kastru Sala. Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır. Sahih Müslim, Salat 265, Tırmızı Salat 253, 338, Ebu Davud Salat 110, 720. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Kadında, evde ve atta. Ebu Davud 24, 3922, Müslim Selam 34, 115. Buhari, Nikah 17, 4805 Bir şeyde uğursuzluk olsaydı bu atta, kadında, meskende olurdu. Buhari, Cihat 47, Nikah 17 Müslim, Selam 119 Müslim, 117, 120 Muvatta, İstizan 21 Söz konusu mevzu hadisleri de az önceki açıklamalar ışığında değerlendirmek gerekir. Allah'ın en güzel surette yarattığım dediği kadınları kara köpek, eşek, domuz gibi benzetmelerle aşağılamak, uğursuz diye nitelendirmek Kur'an ahlakıyla asla bağdaşmaz. Müslüman kadınlar Kur'an'da övülen, örnek gösterilen, saygı ve sevgi duyulan nimet konumunda olan son derece mübarek insanlardır. Bunun yanı sıra köpek ve at gibi son derece sevimli ve aynı zamanda da insanlar için birer nimet olan mazlum canlıların da ibadeti bozan belalı ve uğursuz varlıklarmış gibi gösterilmesi zaten söz konusu mantığın korkunç bir tezahürüdür. Ayrıca İslam dininde uğur, uğursuzluk diye bir kavram da yoktur. Bu kavramlar şirke işaret eden kavramlardır. Hayır da şer de Allah'tandır. Yaratılmış olan hiçbir şeyin insana uğur ya da uğursuzluk getirmesi mümkün olmadığı gibi Bağımsız bir gücü de yoktur. Uğursuzluğa inanmak müşrik karakterine mahsustur ve Allah asıl bu mantıkla onların uğursuz olduklarını bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun. Allah katında asıl uğursuz olanlar kendileridir ama onların çoğu bilmezler. A'raf suresi 131. Daha önceki bölümlerde detaylı anlatılan anlam kaymalarına en net örneklerden bazıları da bu hadislerdir. Anlam ile hadis nakli makul görülünce kim zaman hadisin başını ve sonunu duymamakta önemli anlam kaymalarına sebep olmuştur. Örneğin Ebu Hureyre'den uğursuzluk üç şeyde olur. Ev, kadın ve at diye peygamberimize hadis atfedildiğini duyan Hazreti Ayşe Allah'a yemin ederim ki Allah'ın elçisi bunu asla söylememiştir. O ancak şunu söylemiştir. Cahiliye ehli şöyle derlerdi. Uğursuzluk şu üç şeyde olur. Ev, kadın ve at şeklinde konuşmuştur. Kadınları hayvana benzeten bağna zihniyetten örnekler. Kadın 8 sıfatlıdır. 1- Giyim kuşam hevesinde maymun. 2- Fakir düşmeye razı olmadığından köpek. 3- Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan. 4- Gece gündüz kovuculuk dedikodu yaptığından akrep. 5- Evden eşya sattığında fare. 6- Erkeklere hile kurduğundan tilki. 7- Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur. İmam Gazali İhya-i Burada şu soruyu sormak lazım. Okuduğumuz bu iğrençliklerle dolu mevzu hadise inanan bir erkeğin bir kadına bakış açısı nasıl olur? Eşine nasıl sevebilir? Ona nasıl saygı duyabilir? Böyle bir insanın dünyada en yakın olması gereken varlığa eşine karşı nefret duygusu dışında duyabileceği başka nasıl bir his olabilir? Kendi eşini adeta hayvan olarak görürken Kur'an'da asıl üzerinde durulan sevgi ve muhabbeti nasıl elde edebilir? Elbette edemez. Oysa Allah Kur'an'da eşler arasında var olan özel bir sevgi ve merhametten bahseder. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onda sükun bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 21 Bu sözden yola çıkarak konuyu biraz genişletelim. Genel olarak kadına bakış açısı böylesine ürkütücü detaylarla dolu bir insanın kendi annesine, kız kardeşine, kendi kızına bakış açısı da kuşkusuz benzer şekilde olacaktır. Onlara yönelteceği sevgi ve saygı anlayışı hastalıklı olacak, bu sahte sözde geçen mantığın bir yansıması şeklinde kendisini gösterecek ve ister istemez bakış açısı sadece aşağılamak üzerine kurulu olacaktır. Açıktır ki mevzu hadislerdeki tanımda sevgiye değil nefrete teşvik vardır söz konusu mevzu hadislerde tarif edilen kadına saygı duyulabilmesi adeta imkansızdır. Sevgiden zaten tek bir bahis bile geçmemektedir. Allah'ın Kur'an'da temel şart olarak belirttiği bu muhteşem duygu, Allah'ın kainatı yaratma amacı olan sevgi adeta unutulmuştur. Bu nasıl bir dindir ki bu kadar çok düşmanı vardır ve bunun en başlıcaları kadınlardır. Böyle bir din kuşkusuz ki Kur'an'daki hak din değildir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Kur'an'da hüsnü zan yani güzel zanla bakmak esastır. Deliller, şahitler olmadan zanda bulunmak haramdır. Dolayısıyla karşı taraf sırf kadın olduğu için ona yönelik haindir, giyim kuşam konusunda hırslıdır, hırsızlığa eğilimlidir, sinsidir, hilekardır, kibirlidir gibi ön yargıyla yaklaşmak Kur'an'a göre suizan yani kötü zandır. Dolayısıyla yalan ve haramdır. Bir insana hilekar diyebilmemiz için gerçekten sahtekarlığa, samimiyetsizliğe şahit olmamız gerekir. Bir kişiyi hırsızlıkla itham edebilmemiz için bu kişinin kendisine ait olmayan bir malı çaldığını ispatlamamız gerekir. Delilleri, şahitleri olmaksızın bir insana sırf kadın olduğu için bu gibi ithamlarda bulunmak Kur'an'a göre iftira hükmüne geçer. İftirayı atan da zalim olur. Ancak bağnazlar Kur'an hükümlerinden habersiz bambaşka bir batıl dinin içinde yaşadıklarından uydurma hadislerdeki bu sapkın mantıkları görememektedirler. Bir sonraki bölümde kadınları kısıtlamak ve aşağılamak için kendilerince Kur'an'dan deliller getirmeye çalışanların iddialarına cevap verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına yönelik olarak indirilen ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu önemli noktaların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Kur'an'da peygamberimizin hanımlarına yönelik olarak indirilmiş ayetler bulunur peygamberimizin yaşadığı dönemde fitnenin önlenmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmaların engellenmesi için Allah peygamberimizin hanımlarını diğer kadınlardan ayrı tutmuştur. Kur'an'da şu şekilde belirtilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamberin kadınları! Siz kadınlardan herhangi bir gibi değilsiniz. Eğer sakınıyorsanız artık sözü çekicilikle söylemeyin ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarza söyleyin. Evlerinizde vakarla oturun. Evlerinize karargah edinin. İlk cahiliye kadınlarının süslerini açığa vurması gibi siz de süslerinizi açığa vurmayın. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Gerçekten Allah sizden kiri, günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Ahsap suresi 32-33 Söz konusu ayetlerde peygamberimizin hanımları yaşam tarzı, konuşma, giyim şekli gibi konularda ayrı yükümlülüklere sahiptirler. Kur'an ayetleri üzerinden yorumda bulunanlar bazen bu ayetleri genel olarak tüm Müslüman kadınlara hitap eden ayetler olarak yorumlamaktadırlar. Oysa söz konusu ayetler tüm Müslüman kadınlara hitap etmemekte, peygamberimizin hanımları diğer kadınlardan hariç tutulmaktadır. Sonuç Kur'an'da kadına en fazla değer verilir. Kadınlarla ilgili söz konusu mevzu hadisleri bu bölümde açıklamamızın temel nedeni bir kısım İslam toplumlarında nasıl bir yanlış inanç şeklinin yaygınlaşmış olduğunu ve bu yanlış inancın temel kaynağını gösterebilmektir. Böylelikle İslam adına bunlara uyanlar veya bunlardan dolayı İslam dinine cephe alanlar kadınlara zulmeden bir sistemin gerçekte Kur'an'da kesinlikle olmadığını görebilirler. Fakat kimileri kadınların aşağılanması konusunda kendilerince Kur'an'dan delil getirmeye kalkar. İşte bu çeşitli Kur'an ayetlerinin yanlış tefsir edilmesi, parantezlerle yapılan kişisel eklemelerle yanlış yorumlanması ve çoğu zamanda ayetlerin az önce açıkladığımız mevzu hadisler ışığında yorumlanmış olmasından kaynaklanır. Oysa sadece Kur'an'a bakıldığında bağnazların kendi isteklerine göre çıkartmaya çalıştıkları yorumların hiçbirini Kur'an'da bulmak mümkün değildir. Bunu daha iyi anlamak için yıllardır kadınların eve kapatılması, dövülmesi, yarım insan sayılması gibi konularda delil getirilmeye çalışılan ayetleri inceleyeceğiz. Bir bağnazın değil, Kur'an'a uyan dindar bir Müslümanın bakış açısıyla bakıldığında, ayetlerin gerçek anlamları açıklandığında, bağnazların o sahte dini devreye girmediğinde, kadına yeryüzünde en fazla değer veren sistemin, gerçekte Kur'an'daki sistem olduğunu herkes açıkça görebilecektir.